Selamünaleyküm arkadaşlar. O kadar DSG'den bahsettik, çözümünü anlatmadan da geçemeyeceğiz. Şimdi DSG kavramasını yerinden çıkartacağız. Abdülhusa dedi ki uğraşma. Hindistan'da dedi iki tane levye takıp rak diye attırıyorlar dedi. Ondan sonra bir tane takos koyup üstüne çekişle yerine koyuyorlar dedi ama biz o şekilde yapmayacağız tabii. Aparatını vesairesini almıştık, tedarik etmiştik. Çaldım bunu başka bir arkadaştan. Çünkü DSG kavraması ne zaman değiştirsen... Yer değiştirdi diye. He, sorun oluyor dedi. Ben de dedim ki aparata para verdirme, ver bana dedim. Ben hallederim yani. Teknik bilgi var bende. Değişmek istiyorsan da getir dedim. Ben hallederim. Aldım, çöktüm adamın şeyini. Şimdi kavramı yerinden çıkartacağım. Bakalım bu alt tarafta ne çıkacak? Çözümü neymiş? Ondan bahsedeyim size. Gördüğünüz üzere takır tutuyor. Yarabbi şükür kavramayı söktü. Şimdi kavramı bu. Bu iki tane baskı balatadan oluşan bizim viteslerimizi geçişini sağlayan malzeme bu arkadaşlar. Pahalı bir mal. Pahalı bir mal, evet. Ucuz bir mal değil. Şurada da şöyle göstereyim. Zaten manuel şanzımanınıza baktıysanız ya da daha önce tamirciye gittiyseniz biliyorsunuz ki arkadaşlar şunlar baskı şemsiyeleri. Şununla şu. İki tane baskı şemsiyesi var. Bunu anlattıktan sonra hemen şu kısmı geçiyoruz. Burada da arkadaşlar bu yeni değiştiği için bu parlıyor. Eski bir kavrama değil. Bu yeni değişmiş arkadaşlar ama ayarında ufak bir hata var. Bunu toparlayıp takacağız şimdi. Şimdi buraya kadar her şey normal. Peki bir önceki videoya gitmek isterseniz iyi butonunu ekleyerek orada anlattıktan sonra bu videoyu isterseniz izlersiniz. İsterseniz de direkt bu videodan. Ama bu videoda arkadaşlar şundan bahsedeceğim. Önceki videoda kavrama, ikinci kavramamda boşluk hatası var. Yani boşluk toleransı az, düşük diyor. Bundan da bunu da neden yapıyor? Aracı ısıttığım için arkadaşlar. Isıttığımda başlıyor aslında bu hata. Vites geçişlerimi engelliyor. İkinci kavramanın yönettiği vitesler 2, 4 ve 6 ve geri olmak üzere bu vitesleri etkiliyor ikinci kavramı. İkinci kavramadan neresi? Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. İkinci kavramı bu. Yani iç kısmı. Birinci kavramı bu, ikinci kavramı bu. Ama 1, 3, 5, 7. viteslerde bir problem olmadığı için birinci kavramaya herhangi bir işlem yapmayacağım. Peki bizim arkadaşımız burada nasıl bir hata yapmış ya da yapmamış mı onu bakacağız sağlamasını. Ama buradaki ayarı tabii daha önceki videoya giderseniz buraların aslında nasıl olması gerektiğini o videoda arkadaşlar anlatıyorum. Videonun açıklama kısmında da onu izleyebilirsiniz. Her neyse. Şimdi bunun çözümü. Bunun çözümü ne? Yani ikinci vites kavraması sıktı. Bunun çözümü ne? Normalde arkadaşlar buraya lama koyup bunu ölçmemiz gerekiyor. Ama bazen bu ölçümlerde de hata çıkabiliyor. Bu hatayı minimize etmek için arkadaşlar biz manuel ölçümü artık hani çok aşina olduğumuz için bu işte ne kadar boşluk alabileceğini ya da nasıl çözebileceğimizi biliyoruz. Çünkü lama ve çarpım tablosu kullanarak da yaptığımız işlerde hata çıktığı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden hani artık kendimiz bir şeyler böyle bazen uygulayarak arkadaşlar bu işi yapıyoruz. Hiçbir şey kitapta görüldüğü gibi olmuyor. Bazen sağa indiği zaman olay değişebiliyor. Şimdi gelelim Hatice'ye ve neticeye. Şurayı gösterebilirsen abi. Şu gördüğünüz çatal arkadaşlar. Bu gördüğünüz çatal birinci kavramanın çatalı. Yani birinci debriyaj çatalı. Şu da ikinci kavramanın çatalı. Şöyle abi biraz yukarıdan alırsan. Yazıyor muydu usta K1, K2 diye? Bunlarda mı? Hı-hı. Burada yazmaz abi. Yazmıyor değil mi? Küçük olanı K2, büyük olanı K1. Şimdi arkadaşlar burada anlatmak istediğim olay tam anlamıyla şu şim. Bu şim ne işe yarıyor? Biz bu kavramayı ayarlarken boşluk olarak arkadaşlar bunu altına koyuyoruz ve bunu da üstüne takıyoruz. Bunu üstüne taktığımız zaman arkadaşlar bu bizim arasındaki boşluk gidiyor. Yani buraya koyduğumuz lamayla aslında bilyeyle baskının arasındaki boşluğu ayarlıyor şu pul. Bu pulun aynısından diğerinde de var. Şimdi şöyle çıkartıp göstereyim size. Hemen göstereyim bak. Evet. Bu pullar önemli. Ama bizim bir de bir problem olmadığı için araç bize hata vermediği için buna hiç
ne temizlik ne bir şey, ne olur ne olmaz gibisinden bunu olduğu gibi yerine koyuyoruz. Şimdi bizim ikinci kavramımızın pulu şurada duruyor. Tabii biz bu kavrama setlerinden sürekli değiştirdiğimiz için elimizde bulunuyor. Elimizde bulunuyor. Daha önceden kesilmişi vardı değil mi? Evet. Daha öncesinden bulunan. Şöyle bu pullar tabii bizim arkadaşlarımızda da var. Diğer tamirhanelerde de Volkswagen yapan arkadaşlarda da bulabilirsiniz ama daha çok böyle bu işi yapan arkadaşlar, yani biz biraz fazla değiştirdiğimiz için elimizde pullar kalabiliyor. Bu biraz daha küçük olduğu için arkadaşlar şöyle pullar var. Akıcı ve anlaşılır bir şekilde anlatmak istiyorum. Bakın mesela bir tanesini değiştirmişim ama eskisini de atmamışım. Olur yani, ölçüsünü de bulamazsan diye bunları ben elimde tutuyorum. Bunlar demir pul. Ne aşınır, ne çatlar, ne bir şey. Bunlara bir sıkıntı olmaz. Ama siz de eğer değiştiriyorsanız, meslektaşlarıma özellikle söylüyorum, bunları saklayın. Şimdi ustam şu ikinci pulları madem gösteriyoruz, bir de şey yapalım. Yani bunlar ikinci kavramanın bu birinci mi, ikinci mi? Bir. Bu birincinin. Ha, bu değişebiliyor, onu da söyleyeyim. Bu eski tip yeni tip kavrama sistemiyle bu değişebiliyor. Tip 1 tip 2 diye. Tip 1 tip 2 diye değişiyor yani. Evet. Şimdi bu birinci kavrama zaten konik olarak evet. Görecekler değil evet. mi? Benim de beynimi bulandırdın. Hangisi tip 2'ydi, hangisi tip 1'di, galiba yedim şimdi. He? Ya. Ben sanki şunu hatırlıyorum. Şu şimlerin şu şeyleri var ya, konik olanlar. Hı. Bunlar sanki tip 2'ydi, yeni. Dur, en iyisini... Telefon mu geldi? Telefon geldi. En iyisini sen bilirsin. Gel abi, şöyle Alo. Göstereyim. Şimdi... Bu kavramalarda alıyoruz ya, tip 1 hangisi, tip 2 hangisi? Hı hı. Tip 1 2011 öncesi, 2011 6. ayına kadar olanlar, 2012 6. ayından sonra olanlar tip 2. 2011 6. ay diyor. Şimdi Murat abinin jetta kaç model? 14. Şey pardon 13 ya 13. da 12. 13. Biz onun çatalını mı çıkardık? Evet. Bu tip 2. Tip 2 bununla kesti sesi. O senin dediğin doğru işte. Nasıl kesti? Ha, bu plastiklerle kesti. Emin misin? Evet. Beynimiz bulandı. Doğru. Bu tip 1. Bu tamam. Ses yapan çatal. Şu. Durma tamam. Lan. Şakır 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 tamam. Şakır şakır. Bunda hiçbir şey yok. Tamam. Bu da tip 2. Senin işte senin dediğin olay o. Şunlar kesti sesi. Mantıklı. Hı. Evet. Beynimizi bulandırdı ama sonuçta yalan yanlış bir hata vermiyoruz. Bakın biz ne kadar bu işin içinde olsak da gördüğünüz gibi biz de muammada kalabiliyoruz. Ya ama onu niye muammada kal? Adam burada 10 kişiye sor bu tip 1 mi tip 2 mi bakmaz. İşimini koyar takar geçer. Aynen. Arabaya, hangi arabaya bindiğine o biliyor. Her neyse. Uzun. Bilgi dolu bir video. Şimdi biliyoruz, Allah'a şükürler olsun, hani sistemin tip 2'si tip 2'si de aslında hani bu biraz da işte kasanın kaçırır işte B6, B7, B8 bilmem ne var ya. He, aslında o değil de işin mekaniği önemli olan. Bizde pratik önemli. Aynen. Teorik biraz hadi. Teorik de önemli azıcık işte yani. Teorik mühendisler için önemli. Aynen. Teoriyi araştıran mühendisler. Teoriyi onlar araştırsın, biz sağdayız. Şimdi kavramı 2'yi şimdi diyecekler ki ulan ne kadar uzattınız makara yaptınız ama bunların her biri aslında paha biçilemez bir bilgi, onu söyleyeyim. Herhalde canım adam. Ondan bahsedeyim yani. Şimdi arkadaşlar ne olacak, biz bu dedik ya biz sıkıyor diye. Sıktığı için mikrometreyle şuradan arkadaşlar bunun ortalama 1,5 milim ufağını takacağız. Bulacağız, takacağız burada. Burada yoksa başka bir yerden bulacağız ama bunu takacağız. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bilyeyi geri çekmiş oluyoruz. Geri çekince de bu sefer bizim kavramamızın yani balatamızın içindeki gezme oranını yani kavrama boşluğunu yani arızada geçen boşluğu küçük diyor ya, bunu büyütmüş oluyoruz. Büyütmüş olduğumuz zaman adaptasyon yaptığımızda da rahat bir şekilde adaptasyon yapıyoruz ve aracımızı yürütüyoruz. Sorunu gidermek için bu pini değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdilik buraya kadar idare edelim. Yani bu kadar çekmiş olalım. O videoda çok uzadı. Ama kesmeyi düşünmüyorum. Tip 1, tip 2 mevzusunu da idrak edin diye. Onu çünkü biz 2013 model bir araçtan sökmüştük. Doğru diyor. Ha. Tip 2 o.
tip 1'de bu. Bu o zaman şöyle diye düşünüyor. Bunu üretti, hani onu üretmelerinin sebebi dediğin gibi abi oradaki plastikleri kaldırmaları. Bunda çünkü o plastikten yok. Bak. Bu da şıkır şıkır şunun oynamasını sağlıyor. Hmm. O zaman burada bak mesela yeni bir şey daha her şeyde her bir videoda hem biz bilgileniyoruz hem siz bilgileniyorsunuz. O zaman bu sesi yapan çatal değil şu içindeki bilyar. Öyle oluyor da. Senin demene göre öyle oluyor. Her neyse. Bilgi güzel şeydir arkadaşlar. Değerini bilene bilgi her zaman güzel bir şeydir. Şimdi biz bunu mikronunu bulalım arkadaşlar. Takalım. Ondan sonra aracı test yapalım. Bakalım sonuç ne oluyor? Gerçekten istediğimiz gibi oluyor mu? Gerçekten bu iş böyle mi? Buraya kadar bunu anlatmış olalım. Bunu benden hem isteyenler vardı. Yani DSG ile alakalı eğitim videoları çekmemi isteyenler vardı ama şunu da söyleyeyim. Sadece bunu yapmak yetmiyor arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman yerinde taktığınızda kartı öğretmesi var. Adaptasyonu var bu işin. Daha sonrasında vites vuracak mı vurmayacak mı öyle bir problem var. Ve şunu söyleyeyim size ortalama 2009 ile 2012 arasındaki Jetta'larda DSG şanzımanı ellediğinizde problem çıkartabiliyor. Yani bu Jetta'nın şanzımanı biraz risk, onu da söyleyeyim. Yani bunu yaşayanlar belki vardır, meslektaşlarım yazarlar. Diyorum bir dahaki bölümde eğer bölümü çekebilirsem ya bölüm yapacağım ya da bu video çok uzadı. Bunu burada bitireyim. Siz artık beğenirsiniz, abone olursunuz, yorum yazarsınız. Sonrasında bunu mikronunu bulayım arkadaşlar, takayım, aracı test edeyim. Test videosu olsun diğeri. Çünkü çok uzun olduğu zaman herkes sıkılıyor. Bu da bayağı uzun oldu. Yani zaten genel anlamda çözümü gösterdin. Nasıl çözümü olacak, ne olacak, ne yapacak adam, hangi işimi sökecek, K1 ne, K2 ne. Yani genel anlamda nasıl söküldü, nasıl takıldı yani gördü bu adam. Yani şu an hiç tereddütsüz bunu değiştirebilir. Kavramayla alakalı ne soru işareti varsa takacak, geçecek. Ortalama boşluklarına da bakacak taktıktan sonra. Kavramalar rahat, abartı bir boşluk yoksa takacak, bak, adaptasyonu yapıp yola verecek. Aynen öyle. Durum bu. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.